Zombie Apocalypse. Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm diyerek başlamak istiyorum. Hepiniz tekrardan bu yepyeni 0-2021 model gıcır gıcır videoma hoş geldiniz. Şimdi öncelikle yeni yılda herkese huzur, sağlık, mutluluk diliyorum. İnşallah bu yıl geçtiğimiz yılın 10 kat daha iyisi olur yani. Bütün o yaşadığımız her şey geçer gider, artık normal hayata döneriz. Bu tür iyi temennilerle videomu açmak istedim. Şimdi bugün yine gerçekten hiç Ocak ayı gibi değil, muhteşem bir güneş var. Ben de bir dağ yollarında, orman yollarında, köylerin arasından geçerek bir şöyle bir turlamak istedim. İşte o arada da sizle motorla nasıl tanıştığımı, motor kullanmaya nasıl başladığımı, ilk hangi motorla başladığımı anlatmak istedim. Hadi bakalım sürüşe geçelim, yolda da sohbetimizi edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Toprak yol. Bakalım kimse gelmiyor, evet. Şimdi motorla nasıl tanıştığıma gelirsek arkadaşlar, 2012 yılında İstanbul'da daha 17 yaşındayım, ehliyetim yok. 2012 yılında işte bizim evimizin yakınında, iki sokak aşağısında bir tane kokoreççi ile bir tane tekel bayi var. İşte bizi tanıyorlar zaten, abilerime de buradan selam olsun. Onlarla işte öyle bir paket servis vardı. Yusuf sen götürebilir misin dedi. İşte tekerin sahibi abi. Ben de götürürüm dedim. Motor kullanmayı biliyor mu dedi. Vallahi dedim bisiklet kullanıyorum ama motor da kullanırım herhalde. Motor da şey, bu Bisa'nın 150'lik yarı otomatik motorları var ya, debriyajsız ama vitesli. Onlardan. Neyse abi, işte paketi aldık, bindik motorun üstüne, ne cesaretse, o da ne cesaret verdiğini bilmiyorum artık ama işte ondan sonra abi bindim. Zaten siparişi götüreceğim yer de 250 metre falan, hani yani motorla gitmeme gerek bile yok ama hani o heves var ya, işte motora bineceğiz öyleyse. Bindim abi, gittim, geldim motorla. O arada işte bizim kokoreççi abi gördü benim motor kullandığımı. Yusuf dedi, sen dedi işte motor kullanabiliyor muydun dedi. Vallahi dedim abi kullanabiliyormuşum yani. Ondan sonra benim burada çalışır mısın dedi akşamları. Daha o zaman lisedeyim yani arkadaşlar. Ekonomik durumumuz da çok iyi değil. Ben dedim ki abi çalışırım ek olarak. Hani hafta sonu şey izinliyken, oradaki motorcu izinliyken yedek olarak ben çalışacağım. Neyse başladık abi orada. Oradaki başladığım motorda 125'lik Fizi'ydi. Honda Fizi. Yani orada başladık abi motor kullanmaya. İşte başıma orada talihsiz bir kaza geldi. Tek şerit yolda giderken karşıdan ters şeride giren bir taksi sürücüsü karşıma çıktı bir anda. Ben de ona çarpmayayım diye işte kaydım, düştüm falan. Daha acemiyim zaten, daha yeni yeni motor kullanıyorum. Abi ne yaptık, işte ambulans geldi falan derken, ehliyetsizlikten bana ambulans gelince mecbur polis ceza yazdı. 1400 TL, 1407 TL ceza yazdı. Neyse biz çalışmaya devam ettik ama tabii yapacak bir şey yok yani. Olan olmuş. Abi çalışmaya devam ettik. Oradan ondan sonra dedik ki böyle olmuyor. Hemen zaten 17 yaşında olduğum için motor ehliyeti 17 yaşında alınabiliyor. İlk motor ehliyetimi 2013'ün işte 1. ayında elimdeydi. Motor ehliyetini aldım. Ondan sonra işte lise 3'teyiz daha. Lise 3'ün ikinci yarısında Domino's Pizza'da, abim o sene Domino's Pizza'da çalışıyordu o zamanlar. Beni de oraya başlattı. İşte sabah 8'de okula gidiyorum falan, akşam 2 çeyrekte falan çıkıyorum okuldan.
3'te işe başlayıp gece 1'e kadar Domino's'ta çalışıyordum. Full time yani. Hani part time falan da çalışmıyordum. Tam çalışıyordum. Abi motor sevgisi orada. Orada da Space'i 110 kullanıyorduk. Honda Space'i 110 vardı. Herkese ait bir motor vardı. Herkes onu kullanıyordu orada. Abi motor yani ben bir sevdim. Böyle kullanmak o kadar keyif veriyordu ki bana. O motosikletle gezmesi, paket atması falan. Yani böyle onu araba gibi kullanıyordum böyle yani var ya acayiptim yani. Onun üstüne inmiyordum gerçekten. Motor sevgim bu şekilde arkadaşlar aşılandı, basıldı bana yani. Hep ondan sonra çalışmalarımı hep motor alma hayaliyle çalıştım. Sürekli işte şu para biriktireceğim, motor alacağım, para biriktireceğim, motor alacağım falan derken. Ondan sonra işte biriktirdik abimle ikimiz ortak bir tane ilk motorumuz olan Daylim S3 250 aldık. Maxi scooter. Scooter'lar arasında da o motor en güçlüleri arasındadır. 27 beygir civarındaydı. Bayağı hızlı giden bir motordur yani. Ve kaliteli de bir motor. Hani öyle çok arıza veren de bir motor. Arıza veren bir motor değil. Kore malı. Çok duyulmuş bir marka değil. Evet ama o ucuzdu yani baktığınız zaman. İyiydi de. Onu aldık abi. Onu kullandım. Bir süre onunla tecrübe ettim. O arada bir kurs açıldı. İşte motosiklet ileri sürüş teknikleri kursu. Ona yazıldım. İleri sürüş teknikleri kursu aldım arkadaşlar. Devam etti böyle aşkımız. Motosiklet aşkımız. Tabi o dönemlerde bu motorlarım var ama motor var ama o dönemlerde işte yine kuryelik yapmaya devam ediyorum. Getir'de olsun işte. Başka çeşit yerlerde çalıştım. Pastanelerde çalıştım. Dönercilerde çalıştım. Ama en uzun Domino's'ta Getir'de çalıştım. İşte ondan sonra motoru değiştirmeye karar verdik. 2014 model Honda NC750X aldık. Manuel. Yani bunun iki model aşağısı ve manuelini aldık. Zaten onu aldıktan sonra tabii yani ben bu arada onu alana kadar arkadaşlarımın motorlarını sürüyorum. İşte RKS250 falan yani ondan sonra bir abimizin Suzuki GSFX 750'si vardı. Ona bindim falan yani zaten onlara bindikçe böyle daha da böyle aşkım artıyordu yani hani motor daha yüksek cc ama işte bir anda yüksek cc değil küçükten büyüğe doğru geldim ben. Küçükten büyüğe doğru geldiğim için de her şeyi tecrübe ederek daha yani olgunlaşarak gelmiş oldum. Ondan sonra işte Honda'mızı aldık abi. 750 cc Honda'mızı aldık. Buradan sağdan mıydı ya? Soldan mıydı acaba? Vallahi hatırlamıyorum da. Neyse abi öyle gidelim bakalım. Neyse abi Honda'mızı aldık. Tavuklara bak şıktan. Honda'mızı aldık. Onu kullanmaya başladım manuel. Yani o da çok gerçekten çok güzel bir motor. Hani zaten bindiğim üzere görüyorsunuz. Ona aşık olduktan sonra dedim ki abi ben kendime bir motor alacağım. Yer. Allah. Güzelliğe baksana. Doğada takılıyorsun. Zaten kıyafetim tam. Her şeyim tam. Arkadaşlar bu melete gerçekten bakın ben çok kaza da yaptım. Hani o anlattığım Domino's serisi mesela. Domino's'ta ben tarihe geçmiş bir adamımdır yani. Motor Domino's'ta kendi motorcumuz bana kafadan çarptı mesela. Yani şans yani bunlar. Ve biraz da daha çok karşı tarafın suçuydu benim. Kazaların hepsi. Yani ben pek suçlu değildim ama bende sadece bahtsızlık vardı arkadaşlar. Derecede bahtsız bir adamım yani. Şöyle düşünün. İşte şöyle karşıdan geliyor bizim dükkanın motorcusu yani. Ben de yukarıdan aşağı yavaş yavaş geliyorum. Hızım 10-20 falan ben işte selam verdim. O da şöyle direksiyonu hakimiyetini kaybetmiş böyle sallayarak geliyor tamam mı direksiyonu. Ben de hani beni gördü hani artistlik falan yapıyor zannediyorum. Hiç durmadım. Tam yanından geçerken arkadaşlar bu motor bir havalandı. Önü şah. Döndüğü gibi bana bir koydu abi. Hop selamun aleyküm. Ben sağdaki minibüse yapıştım. Ulan neyse Allah korudu. Birimize bir şey olmadı. Canımıza bir şey olmadı ama şöyle bir sıkıntı var. Motorlara fert oldu. Bir tane arabaya çarptık orada. Neyse dükkanı aradım. Ömer abiyi, bizim restoran müdürünü. Ömer abi dedim, böyle böyle. Ferhat abi bana çarptı. Hadi lan oradan dedi, dalga geçme benle dedi. Kapattı telefonu suratıma, adam inanmadı.
Aradım tekrar, abi dedim, yemin ederim dedim ya, bak böyle böyle bir şey oldu. O kadar trajikomik bir olay ki inanmak istemiyor adam yani. Dedim gelmen lazım, hadi bir bak. Neyse abi, adamı zor bela getirdik, baktı şöyle, ulan Ziya dedi. Ulan dedi, bu harbiden senden başka kimsenin başına gelmez dedi. Bu ne oğlum dedi ya. Vallahi abi dedim, ben ne yapayım dedim ya. Benim de suçum günahım var yani. Neyse abi, şeyi arıyoruz, sigorta şirketini işte, bizim motorların bakımını yapan yeri. Onlar dedi ki polis tutanağı lazım, biz bunu nasıl inandıralım yani kendi şeyinize. Polis tutanak tutması lazım. Kaza raporu hazırlanması lazım. Polisi arıyoruz, yaralanmalı kaza olmazsa biz kendi aranızda halledin. Vallahi artık yapacak bir şey yok, kalmadı. Dedim ki Ömer abi ambulansı ara, ben yatıyorum yere. Benim dedim kolum bacağım ağrıyor. Yani en son öyle yaptık mecbur. Yapacak bir şey yok. Aradık ambulans işte. Ben yalandan yerde yattım. Geldi ambulans. Zaten ambulans gelince mecburen kaza raporunu polis tutuyor. Yaralanmalı olduğu için. Trafik ekipleri tutuyor yani. Öyle abi şey yaptık. Nedir onun adı? Onu o şekilde halletmiştik yani. O kadar bahtsız bir adamım ki ben. Bizim Domino's pizzanın önü yan tarafında, yan dükkanında Little Caesars pizza. İki tarafta pizzacı yani. Nedir onun adı? Ben siparişten dönüyorum, dükkanın önüne döneceğim. Bizim Little Caesars'tan da biri çıkıyor. O da tersten girmiş yola, basmış geliyor. Arkadaş ben de bir anda bir döndüm bununla kafa kafaya. Selamünaleyküm. Kafa kafaya çarpıştık adamla. Dükkanın önünde. Neyse motorların demirleri eğildi, Allah'tan bilirsiniz o süpesileri, kurye motorlarını bilirsiniz. Her yeri demirdir yani. Neyse abi, onun işte demirler falan eğildi. Orada bir daha tarihe geçtik biz. Yani Little Caesars'la kafa kafaya çarpışan adam olarak. Yani böyle böyle tuhaf tuhaf şeyler başıma geldi maalesef. Aha. Evet, Enduro'yla toprak yollara girdik bakalım. Enduro Ziya amacına uygun yollarda gidiyor ha. Ben amatörlerini beğeniyorum. Bu NC'nin gerçekten hani gerektiği yerde yumuşak yani. Gerektiği yerde çok sarsmıyor. Toprağa bak. Arkadaşlar. Motor kayıyor yani. Hop. Yanlıyor valla. Abi çok seviyorum bu olayı ya. Hep özenmişimdir biliyor musunuz? Şimdi özendiğim hayatı yaşıyorum vallahi gerçekten. Kurban olduğum Rabbime şükürler olsun. Arkadaşlar, hiçbir hayalinizden vazgeçmeyin. Hiçbir hayalinizden vazgeçmeyin, hiçbirini. İnanın ve yapın, gerçekten. İnanın ve yapın yani. Ben bu şeye, konuma çok zor geldim. Çok büyük savaşlar vererek geldim. Ne güzel lan. Sakın vazgeçmeyin hayallerinizden.
Ağaç mı ağaç kesmişler. Şurada ateş yakmışlar. Abi çok iyi ya. Yani DCT güzel çalışıyor. Şurada ne güzel su akıyor. Bakın arkadaşlar. Ormanın içinden su çıkıyor ya. Toprağın altından su çıkıyor. Ne güzel. Doğayı çok seviyorum ya. Allah, bu yol nereye gidiyor acaba? Ormanın tepesine doğru tırmanıyoruz. Kurt çakal bir şey yoktur inşallah. Domuz mamuz. Burada ormancılar var sanırım. Bak böyle diziyorlar, sonra kamyonlara mı yüklüyorlar? Ne güzel abi ya. Allah. 10 numara ya. Bura nereymiş, nereye gidiyormuş acaba? Buradan bir şey geçmiş ama. Bunlar muhtemelen bu yıkılan ağaçları tespit ediyorlar. Onları kesip diziyorlar, daha sonra alıyorlar. Baksana ne kadar ağaç çıkmış. Heyelan mı olmuş acaba? Arkadaşlar, yol bitti. Bundan sonrası yok. Geri dönelim. Buraya kadar keserek gelmişler. Bundan sonrasını yapmamışlar. Muhtemelen öyle. Yalnız çok güzel motor freni yapıyor şu anda. Hiç frene basmama gerek kalmadan iniyoruz. Enduro ya. Ormanda.
Hop. Bugün çantalarımızı komple takarız arkadaşlar. Geliriz burada güzel bir piknik yaparız. Güzel hoş sohbetler yaparız. Hop buraya yavaş girelim. Burası az önce bizim patinaj ettiğimiz yer. Lastikleri değiştirmem lazım. Bu lastiklerle böyle olmuyor da. Ama arkadaşlar lastikler de inanılmaz para ya. Arkadaşlar gezintinin devamını koyacağım ama kapamayı burada yapayım dedim. Çünkü video çok uzuyor. Hepinize tekrardan nice güzel seneler diliyorum. Umarım hepimizin çok mutlu olacağı, çok güzel haberler alacağı bir yıl olur. Şu maskeden kurtuluruz, bu virüs belasından kurtuluruz. Yani bütün her şeyden kurtulmak istiyoruz artık. Gerçekten çok yorulduk. Hani ve hepinizin hayallerinin, umutlarının gerçekleştiği bir yıl olmasını diliyorum Allah'ımdan. Hepinize hoşça kalın diyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hadi görüşürüz.